Size ödem hastalıklarını sorayım hocam. Şişkinliklerden dolayı oluşuyor ödemler de mesela. Evet, Bunlar ödem. sebepleri neler? Çok çeşitli ödemler var. Evet. Efendim diyorlar ki tuz kullanmayın. Tehlikeli. Evet. 25-30 yıl önce tuz işte şöyle tehlikeli, böyle tehlikeli. Tuz ödeme sebep olur, asidoza sebep olur, damar sertliğine sebep olur, böbrek zarar verir, kalbe zarar verir, beyne zarar verir. Özellikle hamilelerde tuz kullanımını çok yasaklamak. Tehlikeli, tehlikeli. Peki Peygamber Efendimiz demiş ki, hadis var. Diyor ki yemekten önce bir miktar tuz sizi 70 tür hastalığa karşı korur diyor. Oh. Allah Allah. Dedim ki ya Peygamber Efendimiz bunu söylediyse bunda bir hikmet var. Neden doktorlar bunun tersini söylüyor? Burada bir çelişki var. Evet. İslam'da ilim çatışmaz. Peygamber Efendimiz'in söylediği hep Allah'ın yani müsaade şey yaptığı, söylemesini istediği şeyler. Kendisine bir şey söylemez o. Peygamberimiz söylediyse Allah istemiştir, öyle istemiştir, öyle konuşmuştur. Orada bir hata olmaz asla. Hata nerede? Doktorda. Neden? Doktor burada işine geldiği şekilde konuşuyor. Yarım yamalak bilgi veriyor. Neden yarım bilgi veriyor? Diyor ki tuz zararlı. Hangi tuz? Onu söylemiyor. Tuz zararlı. Hangi tuz? Sofra tuzu zararlı. Evet, iyotlu tuzlar var tabii. Ona geçmedik. Bu kaya tuzu. Himalaya tuzu. Bu zararlı mı? Değil. Neden değil? Çünkü on binlerce yıldır tuz gıdada kullanılır. Bunun birleşiminde doğal olduğu için 84 çeşit mineral var. Oh. Bu kristal tuz diğer bunun da çeşit çeşit türleri var. Bir, kristal, bu kristal. İki, mat tuz. Üç, renkli tuz. Kristal tuz gıdada kullanılır. Mat tuz banyo yapımında kullanılır, banyoda. Efendim renkli tuz mum yapımında falan kullanılır. Hı hı. Onda renkli tuz biraz pempemsidir. İçerisinde mineral, demir vesaire var. Başka bakır vesaire de var. Evet. Olmaması gereken şeyler de var. Peki sofra tuzu neden tehlikeli de kaya tuzu faydalı? Evet, evet. Sofra tuzu asidoz, ödem, damar sertliğine ve birçok hastalığa sebep oluyor. Böbreğe, kalbe vesaire zarar verirken. Körlüğe kadar gidiyor diyorlar. Hani doğru. Çok fazla tuz yemekten neden olursun. Sofra tuzu zararlı da Himalaya tuzu neden faydalı? Aradaki fark ne? Ne hocam? Bu 84 çeşit mineral içerir. Şimdi 50 yıl öncesine kadar rafine tuz diye bir olay yoktu. İnsanlar kaya tuzu, göl tuzu, deniz tuzu kullanıyorlardı. Doğal tuz ve problem yoktu. 50 yıldır göl, kaya, deniz tuzu rafine ediliyor. İçindeki normal doğal tuzun içindeki sodyum klorit alınıyor. Geriye bir madde çıktı. Sodyum kloritü aldın. Diğer minerallerden ayrıştığın zaman ne kaldı? Renksiz, parlak olmayan acayip bir madde. Buna ne katılıyor? Bir, parlatıcı. Önce rafine ediyorlar. Sodyum kloritü elde ediyorlar. Sonra da buna parlatmak için alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit gibi 3 tane tehlike madde katılıyor. Evet. Sofra tuzunda ne var? 3 tane zehir var. Evet hocam. Parlatıcı, renk verici, kayganlık yapıcı. Allah Allah. Doğal tuzu alıyorlar, işliyorlar, içine zehir katıyorlar. Zehir ve insanları sofra tuzuyla zehirliyorlar. Kimler yapıyor bunu? Ben yapmıyorum. Yapan yapıyor. Şimdi de kalkıyorlar, diyorlar ki tuz kullanmayın. Yahu doğal tuz kullanalım. Doğal tuz kullanmak faydalı. Şimdi hamile bir anne tuz kullanmazsa anne rahmindeki cenin normal gelişmez. Gelişmese ne olur? Doğacak çocuk geri zekalı olur. Oo. Bir, doğduğu günden büyüyor yavaş yavaş. Gelişim çağına kadar işte kaç yaşında? 20 yaşına kadar tuz kullanmazsa beyindeki, beyin neyle çalışır? Beynin %80'i tuzlu sudur. Tuz. İnsan vücudunun %70'i tuz, su. Tuzlu su, insan vücudunun %70'i tuzlu sudur. Evet. Beynin ise %80'i tuzlu su. Beyinde çok yoğun tuzlu su var. Evet hocam. Siz beyindeki tuz oranını azaltırsanız ne olur? Hafıza gider. Hafıza yavaş yavaş gider. Çünkü
Beyin de elektriklenme, elektrik alışverişi olmaz. Beyindeki 100 milyar hücre diğer nöronlarla sürekli haberleşme içerisinde saniyede milyonlarca haberleşme oluyor. Siz bunu engellediğinizde sadece bir objeyi hatırlamak için 100 milyon hücre devreye giriyor. Evet hocam. Su, tuz kullanmadığınız zaman yavaşlar. Çünkü beyindeki su katılaşır. Su olmadan, tuz olmadan olmaz. Yaşlı insanlar tuzsuz beslenirse ne olur? Şimdi o zaman bir şeye bakalım. Peki hocam, onu ararken ben şunu da sormak istiyorum. Bu Himalaya tuzunu nereden bulacak hastalar? Bizden bulacak. Şimdi Türkiye'de Himalaya tuzunu bazıları 20 liraya satıyor, kilosunu bazıları 30 liraya, bazıları 40 liraya, bazıları 60 liraya satıyor. Oysa bu Allah'ın tuzu çok çok ucuz. Sudan ucuz. Ne kadar hocam? Biz bunu 5 liraya satıyoruz. Başkası 50 liraya satıyor. Oo. 5 lira. Peki onu rafine ediyorsunuz herhalde siz de hocam. Onu da kaya gibi vermiyorsunuz herhalde. Al bunu kır evde kullan diye. Yok, bu zaten normal sofrada öğütme denir. Tuz değirmeniyle veriyoruz. Sofrada öğütmelik tuz, Himalaya tuzu. Sofrada öğütmelik. Tarım Bakanlığı'nın tepliğine göre, tuz tepliği var. Tuz tepliğine göre 3 milimetrenin yukarısında olmaz. Bu şey için, reklam, işte anlatmak için olay. Anladım hocam. 3 milimetreden fazla olamaz. Anladım. O zaman önümüzdeki salı getirelim hocam tekrardan. Getirelim. İzleyicilerimize tabii burada rafine edilmiş şeklinde gösterelim. Evet, tuzla ilgili yapılan klinik araştırmalar. New York'ta Profesör Doktor Michel Aldaman Amsterdam'da 1400 kişi üzerinde yaptığı araştırmada az tuz kullananlarda çok tuz kullananlara göre %20 daha çok kalp krizi olduğunu tespit etmiştir. Yani az tuz kullananlar daha çok kalp krizine yakalanıyor. Evet. Söylenenlerin tersi. Dünyada en çok tuz kullanan millet Japonlar ve dünyada en sağlıklı millet. Evet, profesör, çok sağlıklılar hocam. Profesör Doktor Stube az tuz kullanan yaşlılar üzerinde yapmış olduğu araştırmalar sonucunda konsantrasyon zafiyeti, algılama zafiyeti, hafıza zafiyeti görüldüğünü belgelemiş. Profesör Doktor Stube. Gelişim çağındaki çocuklar az tuz kullanırsa ne olur? Gelişim çağındaki çocuklar da az tuz kullanırsa gelişim anormallikleri olur. Bünye kısa boylu kalır, beyin gelişmez, vücut gelişmez. Ben demeyeyim bunu. Profesör Doktor X, yorgunluk, baş ağrısı, okulda anlamama, nefes alıp vermekte zorlanma, deri hastalıkları, erken yaşlarda yüksek tansiyon, tuz almazsa kişi bu tür rahatsızlıklar meydana gelir. Remscheid Almanya'da yine bu. Profesör Doktor Kaulhausen Brighton eğitim seminerinde hamile bayanlar tuz ve su alımını azaltmaları halinde hamilelik üzerinde çok kötü etki olacağını beyan etmiştir. Yine Profesör Doktor Aldaman 1900 erkek ve 1000 kadın üzerinde 4 yıl süren bir araştırma yapmış. Bu araştırmalar sonucunda az tuz kullananların çok tuz kullananlara göre daha çok kalp krizine yakalandığını belgelemiştir. Yani önceki araştırmaya ikinci bir araştırma yapmıştır. Belge bilgi burada. Klinik araştırması var. Evet. Laf yok. Şimdi diyorlar ki tuz kullanmayın. Yasak. Ya tamam, sofra tuzu kullanmayın. Tehlikeli. Sofra tuzu asidoza sebep olur. Asidoz mikropları azdırır. Hastalıklı vücut olur. İltihap yayılır. Asitli ortamda. Evet hocam. Ödeme sebep olur. Vücudu ödem olur. Ayağı, bacağı, orası burası şişer. Böbreklere zarar verir. Kalbe zarar verir. Yavaş yavaş organlar iflas eder. Evet. Damar sertliğine sebep olur. Kalp damar zafiyetinden kişi gider. Zaten klinik araştırması yapılmış. Himalaya tuzu ama 84 çeşit mineral içeriyor. Ödemi önler. Asidozu önler. Damar sertliğini önler. Farklı. Evet. O farklı, bu farklı. Arada çünkü sofra tuzuna toksik madde katılıyor. Toksik. Alüminyum oksit, alüminyum silikat, titan oksit.
Bunu yapanları aslında ne yapacaksın? Bakırköy'e göndereceksin. Evet hocam. Rafine, tuz üretenleri Bakırköy'e göndereceksin. Kesinlikle. Bakırköy'de evet, yer çok. Çok da uygun bir fiyat. 5 lira gibi bir fiyatta. 50 liraya satıyorlar. Yani evet. Şimdi onlar da para kazanıyor. Biz de. Ben 5 liraya satıyorum da zarar mı ediyorum? Kesinlikle hocam. Artı belgemiz, bilgimiz, her şeyimiz var. İsteyen istediğine sunarız. Himalayatuzu.com.tr Komtea. Komtear. Evet, Himalaya tuzuna ulaşmak için, daha sağlıklı tuz yemek için İbrahim Gökçe'nin resmi internet sitesinden girip oradan bakabilirler hocam, değil mi? Resmi evet. İnternet sitenizde de var bunlar. Ödem demişken. Ödem demişken, evet. Hocam var mı başka söyleyeceğiniz, yoksa ben başka bir konuya geçeceğim. Ödem bununla ilgili. İsterseniz oraya geçmeden. Tamam, buyurun ödem, hocam. Ödeme geçmişken, biraz önce ödem, tuz kullanmak ödeme sebep olur dedik. Sofra tuzunun 1 gram fazla tuz, 200 mililitre suyu kendine çeker. Himalaya tuzu çekmez, yapmaz. Çünkü zaten mineral, birçok mineral içeriyor. Çeşit ödemler var. Mesela bu ödemlerden birisi anjiyo ödem. Yani kurdeşen, kronik ürtiker olanlarda, alerjik rahatsızlığı olanlarda, genellikle midesinde ve bağırsaklarında problem olanlarda anjiyo ödem oluşur. Yani kurdeşen olanlarda aynı zamanda anjiyo ödem olur. Anjiyo ödem nedir? Kişinin dudağı birdenbire şişer, ta buralara kadar iner. Göz kapağı şişer, böyle gözünü kapatır. Evet. Bu gözüken anormallikler kişiyi tabii ki çok zor duruma sokar, utanır, sokağa çıkamaz. Fakat çok daha ağır bir problem ortaya çıkar. Boğazındaki ses tellerinin olduğu noktada şişme olur. O zaman nefes alamaz, Allah korusun gidebilir. Tehlikeli. Boğazındaki şişme ölüme sebep olabilir. Anjiyo ödeme yakalanan kişi hemen yanında gerekli ilaçları bulundurması gerekir. Bulundurmazsa tehlikeli. Ha, ne yapmak gerekir? Anjiyo ödemin sebebi birincisi midesinde gastrit, ülser, reflü, pankastrit varsa, mide problemi varsa %20 bundan kaynaklanır. Buna karşı tonik. Tonik, lahana suyu ve 19 çeşit bitki içerir. En ağır mide rahatsızlığını ortadan kaldırır. Helicobacter pylori'ye karşı en etkili madde içerir. Evet. Metilmetilyonun sulfonyum bromid. Yok eder. İkincisi, bağırsaklarında anjiyo ödemi oluşmasının sebebi %80 bağırsaktaki mantarlar. Mantarlarda kişi abur cubur yiyorsa, aşırı tatlı yiyorsa, efendim kimyasal ilaç kullanıyorsa bağırsaklara mantar gelir. Mantarlar toksik madde üretir. Toksik maddeler bağırsakları yakar. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa yeterli ve kaliteli enzim salgılamaz. Enzim oranı azalırsa histamin oranı çoğalır. Bu da alerjiye, anjiyo ödemesi. Bağırsakları tedavi etmedikçe kalıcı çözüm olmaz. Evet. Bunun için de aloe vera. Aloe vera iksir jel. Evet. Ödemin bir başka sebebi ise mesela bazen bacağı, ayağı şişer. Burada bir özellikle çok... de yaşı ilerlemiş bayanlarda daha çok gözükür evet. Bu hastalık. Şimdi diyelim ki sağ ayağı, sol ayağı şişiyorsa bunun iki sebebi olabilir. Bir, kasıktaki lep bezleri herhangi bir nedenle iltihaplanmışsa, şişmişse, iltihap mikrop kapmışsa lef kanalları günde ortalama 3,5-4 litre artık sıvı toplar vücuttan. Ölü bakteriler, ölü hücreler, yağ artıkları, protein artıkları vesaire. Toplanan, vücuttan toplanan bu artık maddeler 600 adet lenf düğümü var insan vücudunda. Evet. Bu lenf düğümleri, düğme şeklinde olduğu için lenf düğümü, lenf bezesi. Toplanan sıvıyı emer, toplar damara nakleder. Bir kısmı da toplanır, buradan köprücük kemiklerindeki toplar damara verilir. Oradan kalbe, kalbe, akciğere gider, temizlenir vesaire. Kasıklardaki lenf bezi, irice bir lenf bezi vardır, sağlı sollu her kasıkta. Burada mikrop kapmışsa, şişmişse, iltihaplanmışsa, herhangi bir darbe sonucu, yaralanma sonucu görevini yerine getiremiyorsa bacaklarda, baldırda şişmeler oluşur. Lenf bezesini tedavi ettiğiniz zaman iksir, aloe vera jel, yoğurt otu, forte, cordyceps forte, lenf çayı, enfeksiyon çayı kullandığı zaman tedavi olur. Fakat bazında bacaklardaki ödemin oluşmasının sebebi venöz yetmezlik. Yani toplar damar zafiyeti. Nedir? Toplar damar vücuttaki artık kirli kanı, sıvıyı toplarken sızmalar olur. Neden olur? Kalsiyum yetersizliğinden. Evet hocam. Damarların iç yüzeyinde
çentikler oluşur. Sızma başlar. Toplanan sıvının bir kısmı geri kaçar sağa sola. Yani bu şuna benzer. Bahçenizde hortum var. Bahçeyi sulayacaksınız ama çocuklar delmiş sağından solundan. Evet. Hortumla sulamaya oluyor. Çalışıyorsunuz. Sulayamazsın. Neden? Su kaçıyor. Çocuklar yaramazlık yapan çocuk mesela delmiştir o. Evet. Bu şekilde damarların iç yüzeyinde çentikler oluşursa kalsiyum yetersizliği nedeniyle bunun sebebi kalsiyum yetersizliği. Bu sefer sıvı kaybı nedeniyle toplar damar görevini göremediği için baldırda bacaklarda, ayaklarda şişmeler, ödemler oluşur. Bu gibi durumlarda isim ise at kestanesi forte. İksir aloe vera jel at kestanesi forte. Kullandığı zaman ne olur? Problem yavaş yavaş ortadan kalkar. Yani rahatsız sebebi. Ayrıca böbrek yetmezliği olanlarda mesela böbrekleri süzemediği, arıtamadığı için karında şişkinlik olur. Karaciğer problemi, hepatit B, hepatit C'si olanlar tedavi olmazsa, siroza dönüşürse karında şişkinlik. Yani hastalığın ödemin sebebi nedir? Onu bilirsek ona göre uygun ürünlerle tedavi olmak mümkündür. Evet hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bitti mi? Evet. Programımızın ilk bölümünün sonuna geldik. Öyle mi? Tamam. Evet hocam. Salı günü tekrardan burada olacaksınız ve salı günü de bize tekrardan Himalaya tuzunun öğütülmüş halini getireceksiniz. Bunu izleyicilerimize göstereceğiz. Daha sağlıklı tuz yememize yardımcı olacaksınız. İnşallah.